Bu konuda eleştirisi var mı Ankaralıların? Şimdi doğrudan Cengiz Topel Yıldırım'la Mansur Yavaş arasındaki gerilim üzerinden bence şu anda İyi Parti'nin Ankara statüsünü anlamak çok mümkün değil. Bence biraz daha geri, ya bu biliyorsunuz bu programda başka ifadeler de olmuştu. Sayın Mansur Yavaş'ın örneğin onlardan bir tanesi ben aday olsaydım kazanırdım ifadesi. Veya benim adaylık teklifine ilişkin 3 Mart'ta biliyorsunuz Meral Akşener'in masadan kalktığındaki teklifine ilişkin haberim yoktu. Veya işte Ekrem İmamoğlu da ismi de zikredilince kura mı çekecektik gibi ifadeler oldu. Ben o dönemde bu konuşmayı yaptığı zaman bunu teyit etmek istedim ve Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ın birlikte adaylık meselesinin konuşulduğu gün Meral Akşener'in öncesinde Mansur Yavaş'ın adaylığını altılı masaya getireceğini ve o ismi önereceğini kendisine söylediğini teyit ettim. Yani Mansur Yavaş çok önceden öyle bir adaylık meselesinin altılı masada gündeme geleceğini Sayın Akşener'le konuşmuş durumda. Dolayısıyla burada zaten yine bu aynı programdan kaynaklanan bir şekilde Meral Akşener'le Mansur Yavaş arasında temel bir gerilim hattı oluştuğunu düşünüyoruz. Yani Cengiz Topel Yıldırım'ı Ekrem çok daha Bey'le de aşan var bir isim. Peki aslında neden? Sayın Meral Akşener, Ekrem Bey'le de bu gerginliği yaşıyor ama Ekrem Bey bu konuyu hiç zikretmediği için yokmuş gibi oldu. Kesinlikle. Peki şöyle bir durum var. Peki neden Ankara'da? Bence Ankara'daki şiddet daha yüksek. Onu söyleyeyim. Yani İstanbul'dakini ben çok daha düşük yoğunluklu görüyorum. Peki Ankara'da neden böyle? Baktığınız zaman Ankara'da Mansur Yavaş'ın kadrolarına bu kadroların birçoğunun İyi Parti'den gelmiş olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz Gökhan Bey. Yani bugün işte Keçiören'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin gösterdiği aday Ankara'da İyi Parti'nin kurucu il başkanıydı ve daha sonrasında Mansur Yavaş'ın yönetimlerine yer aldı vesaire. Veya işte birçok farklı yönetim kurullarında olan şirketlerin veya Mansur Yavaş'ın danışmanı olarak istihdam ettiği isimler yine İyi Parti'nin kadrolarını oluşturan isimlerdi, teşkilatlarında olan isimlerdi. Fakat bu isimlerin tamamı aslında geniş bir Ankara kadrosu İyi Parti ile Mansur Yavaş arasındaki krizde doğrudan Mansur Yavaş'ın yanında olmayı tercih ettiler. Burada bir siyasi parti aidiyeti üzerinden kendilerini konumlandırmadılar. Bu noktada bir pozisyon almadılar. Bunun yerine daha çok Mansur Yavaş ve onun Meral Hanım'ın belediye kızgınlığı buradan mı kaynaklanıyor diyorsunuz? ya bunu kızgınlık olarak mı görmek lazım? Ben bunu Sert kızgınlık olarak açıklamalar görmüyorum yapıldığı açıkçası. için o ifadeyi kullandım tabii ki. Şu yüzden söylüyorum. Ya burada sonuçta Sayın Meral Akşener bir genel başkan. Dolayısıyla her genel başkanın kendi partisini koruma, kendi kurumlarını yaşatma ve kurumlarını genişletme dürtüsüyle hareket ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Şimdi Mansur Yavaş'ın burada İyi Parti'nin yönetici kadrolarına yönelik hatırlarsanız bundan bir önceki yayında da olabilir. Şu an hatırlamıyorum tam hangi yayındaydı. Birçok İyi Parti ilçe yöneticisinin istifa ettiğini ve artık benimle çalıştığını söylediği bir demeci de vardı. Bunu da hatırlarsınız. Şimdi siz bir genel başkan olacaksınız. Ankara'da bir teşkilatlanma kuracaksınız. Ve arkasından sizin seçtirdiğiniz bir belediye başkanı, böyle ifade edildiği için söylüyorum yani 2019'da, Evet. sizin seçilmesinde katkıda bulunduğunuz bir belediye başkanı, sizin ilçe başkanlarını arayarak veya görüşerek veya bir şekilde diyalog kurarak kendisiyle çalışması konusunda